mutlu günler diliyorum sevgili Az TV izleyicilerimiz. Üç Elma programımızda yine sizlerle birlikteyiz efendim. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle bugünkü programımıza başlıyoruz. Evet, bugün stüdyomuz gayet kalabalık. Çok keyifli bir sohbet edeceğiz burada konuklarımızla birlikte. Tabii konuklarımız da çok uzaklardan geldiler. Çok önemli de bir görev üstlenerek ülkemizde dediler kendileri. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Bruno Gröning öğretisini ülkemize getirdiler. Bununla ilgili konferanslar, toplantılar, eğitimler veriyorlar. Ülkemizde sanırım önümüzdeki pazartesi gününe kadar da buradadırlar. Doktor Dogendorf, Elizabeth Dogendorf dahiliye uzmanı, kendisi Avustralya'dan geldi ta ülkemize. Efendim, bir diğer konuğum ise Doktor Alexander Bauer. O da psikologdur. Aynı zamanda Bruno Gröning öğretisinin eğitimcilerinden biri diyeyim ben. Tercümanımız tabii ki bizimle birlikte sevgili Petra. Bir diğer konuğum ise sizlerin de yakından tanıdığı Hicale Karcan, KKTC temsilcisidir kendisi. Bruno Gröning öğretisinin. Hemen hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Çok keyifli bir program karşınızda olacak efendim. Konuklarıma dönmek istiyorum. Efendim, hoş geldiniz. Welcome. Teşekkür ederiz. Evet, sevgili Hicale ablacığım, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun aradan sonra yine beraberiz. Beraberiz. Böyle güzel bir etkinlikle sizleri burada ağırlamaktan çok keyif alıyoruz. Çok güzel bilgiler aktaracaksınız konuklarımızla birlikte bizlere. Evet, ben aslında Bruno Gröning öğretisi, yanlış söylüyorsam lütfen beni düzelt. Yanlış kelime söylemek istemiyorum. Öğretisiyle ilgili bilgi almak istiyoruz. Bunun tarihiyle de ilgili bilgi almak istiyoruz ama ben konuklarımızı biraz daha yakından tanımak istiyorum. Sevgili Elizabeth ile başlamak istiyorum. Bize kendi hayat hikayeleriyle ilgili bir bilgi versinler, ta ki Bruno Gröning öğretisiyle ne zaman ve nasıl tanıştıklarıyla ilgili de bilgi istiyorum. Her iki konuğuma soruyorum. Sevgili Petra, tecrübe edersen çok seviniriz. Tabii ki. Elisabeth, zuerst ein bisschen über deinen Werdegang hier beim Bruno Gröning gefragt ist. Ja, ich habe schon 1982 zum ersten Mal von Heilung auf geistigem Weg durch die Lehre Bruno Grönings gehört. Bruno Gröning Sevgili Petra, sesini yükseltin evet, bize. Yani ben 1982'de ilk defa Bruno Gröning öğretisinden haberdar oldum ve tinsel yoldan şifa hakkında bilgilendim. Ich war damals noch eine ganz junge Ärztin und war mit ganzem Herzen Schulmedizinerin. Ben o zaman tabii ki çok genç yeni bir doktordum ve bütün kalbimle bu mesleği, yani tıp mesleğime uyguladım. Ich habe nicht verstanden, was es heißt, Heilung auf geistigem Weg, und habe das abgelehnt. Ben ilk başta tabii ki ruhsal yoldan ya da tinsel yoldan şifanın ne anlamına geldiğini kesinlikle anlamamıştım ve reddetmiştim. Benim gibi ilk reddetti. Erst 18 Jahre später habe ich die Lehre dann kennengelernt von Bruno Gröning. Evet, ancak 18 yıl sonra Bruno Gröning öğretisiyle daha derinden tanımaya başladım. Und was mir sehr wichtig war, dass die Heilungen medizinisch beweisbar sind. Ve benim için çok önemli olan bir unsur da bu şifalanmalar tıbben ispatlanır olabilmesidir. Ispatlandı aslında birçok ama tabii. Evet. Ich habe ja noch nie was gehört vorher von Heilung auf geistigem Weg. Tabii ki daha önceden tinsel yoldan şifa konu hakkında hiçbir şey duymamıştım. Und habe mich dann mit der Lehre beschäftigt und die Aussagen aus der Lehre in meinem Beruf überprüft. Sonra tabii ki bu öğretideki bütün noktalara söylenen her şeyi kendi tıbbi açıdan denetlemeye başladım. Ich war ja 30 Jahre lang auf einer internen Station und auf einer Chirurgie angestellt.
Ben 30 yıl boyunca bir hastanede intern olarak çalıştım ve cerrahide çalıştım 30 yıl boyunca. Und da hatte ich viele Möglichkeiten, die Lehre zu überprüfen. Orada tabii ki bu öğretiyi denetlemek, test etmek, onaylamak için birçok imkana sahip oldum. Und ich war sehr erstaunt, wie die Aussagen aus der Lehre sich bewahrheitet haben. Ve çok şaşırmıştım ki bu öğretideki tezlerin nasıl doğrulandığını görünce. Ich habe mir nichts erwartet und war dann über die Ergebnisse erfreut und erstaunt. Aslında hiçbir beklentim yoktu, fakat sonuçlar beni çok şaşırttı ve sevindirdi. Es heißt ja in der Lehre, man kann Bruno Gröning rufen, sodass er weiterhilft. Bruno Gröning öğretisinin bir noktası deniyor ki Bruno Gröning'i çağırabilirsiniz ve o yardım edecektir o zaman. Und ich habe das jeden Tag gemacht. Ve ben bunu her gün yaptım. Bei allen Gelegenheiten im Krankenhaus während der Arbeit. Hastanede çalışırken her fırsatta bunu uyguladım. Peki sevgili Petra, sorabilir misin Elizabeth'e? O daha önce kendisine böyle şifayla ilgili bir öğreti fırsat geldiğinde bunu reddetti. Ondan sonra hayatında ne oldu da kabul etti bunu ve yaklaşık hem hastalarına sanırım uyguluyor hem kendisini uyguluyor. Yani hayatında ne oldu da kabul etti? Wie war wodurch wurde das ausgelöst? Du hattest ja vorher die Geist, also auf, keine Ahnung von Heilung auf geistigem Weg. Und wo, wie hat sich das dann geäußert, dass du dann ganz davon überzeugt warst? Das war ein sehr großes Ereignis. Çok büyük bir olay geçti başımdan. Soll ich das erzählen? Ja. Ich war noch nicht von Bruno Gröning. Ich habe die Lehre noch nicht kennengelernt und habe ein Erlebnis gehabt. Henüz Bruno Gröning öğretisiyle tanışmadan bir olay geçti başımdan. Mit einer Patientin, die schon sehr alt war. Çok yaşlı bir hastam vardı. Und die sterbend war. Ve bu bayan ölmek üzereydi. Und ich habe für sie gebeten, Bruno Gröning, dass er ihr hilft. Ve ben bu bayan için Bruno Gröning'in yardımı diledim. Yani ona yardım etmesi için yalvardım. Ja, und sie ist wieder zu sich gekommen und war, hat ja noch viele Jahre gelebt. Sie war damals 85. O zaman 85 yaşındaki bu bayan bu dua ettiğimden sonra gerçekten yeniden dirildi adeta, yani kendini geldi ve birkaç yıl boyunca daha sağlıklı, sağlıklı olarak yaşamına devam etti. Für mich war so erstaunlich, weil ich habe nur gewusst, man kann Bruno Gröning bitten und rufen, dass er weiterhilft. Und das habe ich gemacht. Ben o zaman henüz sadece, yani Bruno Gröning'i çağırabilirsiniz ve yardım dileyebilirsiniz. Sadece onu biliyordum. Ve ben bunu yaptım ve gerçekten faydasını gördüm. Bu beni çok şaşırtmıştı o zaman. Er sagt das auch von sich. Sie können mich rufen und ich werde Ihnen weiterhelfen. Kendisi hakkında da bunu söylerdi zaten. Siz beni çağırabilirsiniz ve ben sizi tabii ki tinsel olarak, ruhsal olarak ve ben size yardım edeceğim o zaman. Und aus medizinischer Sicht war das Überleben der Patientin nicht zu erwarten. Tabii ki tıp açıdan da diyor Bay Alexander, bu bayanın hayatta kalması kesinlikle söz konusu değil. Mümkün değildi. Evet. Peki biraz, buyurun, sorry. Ja. Man kann sich vorstellen, dass ich danach, nach diesem Erlebnis, wirklich Interesse hatte,
die Lehre kennenzulernen. Tabii ki bu deneyimden sonra hayal edebilirsiniz herhalde. Bu öğretiyi daha derinlemesine öğrenmek, bilmek çok arzu ettim. Döneceğim kendisine. Kendi hayatında ne gibi değişiklikler oldu onu soracağım. Hı-hı. Ben bunu daha çok istiyorum. Was ist dann in deinem Leben anders geworden? Was hat sich verändert? Mit der Zeit, ja, es, ich habe in der Familie mit meiner Mutter viele Probleme gehabt, die im Krankenhaus war, Operation hatte. Annem mesela hastanedeydi, ameliyat geçirmişti. Hani bir sürü problem vardı o dönemde annemle. Und die auch gesund geworden ist. Ve o bile yani sağlığına kavuştu. Obwohl mir alle Kollegen gesagt haben, sie wird nicht mehr gesund. Yani bütün meslektaşlarımı bana kesinlikle iyileşmez artık dediklerine rağmen. Aber es ist ja nicht nur das Medizinische. Ich habe im Beruf sehr viel erlebt über die Lehre Bruno Grönings. Sadece tıbbı açıdan değil, bütün meslek hayatımda da birçok şey yaşadım. Aber auch im alltäglichen Leben kann man die Lehre anwenden. Sadece meslek yaşamımda değil, pardon, demin yanlış ifade ettim. Genelde yani günlük yaşamında da Bruno Gröning'in öğretisini uygulayabilirsiniz. Evet. Ve uyguladım. Diyor. Sevgili Alexandra dönelim. O da deminki ilk sorduğum soruyu. Jetzt kommen wir zu dir. Die gleiche Frage auch an dich, lieber Alexander. Bei mir war es im Prinzip genauso wie mit dieser Frau. Ich habe mein Leben neu geschenkt bekommen. Evet, bende de bu demin Elisabeth Hanım'ın anlattığı gibi bu bayan, hani ölmek üzere olan bu bayanı, bende de yaşamını yeniden hediye edildi bana. Ich wusste nichts von Bruno Gröning und war sterbenskrank. Bruno Gröning hakkında hiçbir bilgim yoktu ve ölümcül bir hastalığa yakalanmıştım. Ich konnte kaum von hier 20 Meter bis in mein Bett gehen. Yani bir noktadan yataktan yatağa kadar 20 metre bir mesafe bile yürüyemiyordum neredeyse. Weil ich hatte eine schwerste Herzerkrankung, eine Kardiomyopathie. Çok ağır bir kalp hastalığım vardı, kardiyomiyopati. Und es wurde eine Herzauswurf oder die Herzauswurfleistung war reduziert. Kalbin pompalama yani çıkarken pompalama kapasitesi çok düşüktü. Also ich war im Prinzip ja ein Wrack. Yani aslında bir harabeye dönmüştüm diyebiliriz. Die Herzauswurfleistung war auf 20 bis 30 % reduziert. Yani şöyle ki kalp pompalama kapasite %20-30 civarındaydı. Yarı ölü gibi yani. Hemen fast wie halb tot schon. Ja, öyle ja diyebiliriz. Ich war mehr tot als lebendig. Ich yani daha çok ölü gibiydim yani. Hiçbir şey yapamıyordum. Nasıl bu hale geldiniz? Das war wie bist du denn dazu gekommen oder? Ah ja, das war der Einfall. Das war im Jahr 2002, dass ich mich immer schlechter gefühlt habe. Bu 2002 senesindeydi. Giderek daha kötü hissetmeye başladım. Ich habe dann einen Monat lang Urlaub gemacht. Und dachte, es wird bestimmt besser, weil ich überarbeitet war. Düşündüm ki hani çok fazla çalıştığım için artık bir yorgunluk başladı. O yüzden bir ay boyunca bir tatile çıkmıştım. Hocam, o senesini iki sorabilir misiniz? Kaç yaşındasınız? Wie alt du bist? Sıfırlamış. Sehr jung. Çok genç. Zaten öyle görünüyorsunuz. Siehst auch so aus. Yani sene yaşı, bu dünyadaki yaşınızı soruyorum. Yani ruh yaşı. Also nicht die geistige. Das war mit 45 Jahren. Ben o zaman 45 yaşındaydım. 2002'de. Yani hesaplayalım şimdi. Da müssen wir jetzt rechnen.
Ich bin dann zum Kardiologen gegangen. Sonra ise kardiyoloğa ziyarete gittim. Und er hat festgestellt, dass ich einen abgelaufenen Herzinfarkt hatte. Onun tespitine göre benim bir geçmiş kalp krizim vardı. Yani onu yaşadım farkına varmadan. Und hat mich in die Klinik eingewiesen. Sonra hemen beni kliniğe sevk etti. Dort hat man eben festgestellt, dass ich diese schwere Herzerkrankung habe. Orada bu ağır kalp hastalığı yakalandığıma da teşhis ettiler. Und dass die Herzauswurfleistung auf 20-30% reduziert ist. Ve orada işte bu kalp kapasite, pompalama kapasitenin çok eksildiğini, yani %20-30 civarında olduğunu söylediler bana. Ich war vollkommen arbeitsunfähig, ich konnte nichts mehr machen. Hiçbir şekilde çalışamıyordum, hiçbir şey yapamıyordum evde. Ich bin im Prinzip nur noch vom Bett aufgestanden, zum Sofa und am Abend vom Sofa wieder zurück in mein Bett. Mehr konnte ich nicht mehr machen. Yani sabah işte yataktan kalkıyordum, ondan sonra salona geçerdim ama salonda da oradaki kanapeye hemen uzanırdım. Bütün günüm orada geçerdi ve tekrar yatağa giderdim akşam. Hayatım bundan ibaretti. Ich muss dazu sagen, ich wusste nichts von Bruno Gröning. Ich hätte auch an sowas nicht glauben können. Şunu eklemem lazım ki ben o dönemde Bruno Gröning hakkında bir şey bilmiyordum. Ve o zaman da inanmazdım zaten. Am 16. September 2002 habe ich mich abends ganz, ganz schlecht gefühlt. Ich dachte, jetzt muss ich sterben. Eylül ayında 2002 senesinin yani 16 Eylül akşamında o kadar kötü hissettim ki artık yani herhalde bu gece öleceğim diye düşünmüştüm. Ich habe mich ins Bett gelegt und gedacht, am besten ich verschlafe das. Yatağa uzandım ve kendi kendime dedim ki en iyisi uykuda olsun bari. Ama tüylerim kaldı. Sie sagt, sie ist ganz Gänsehaut. Am nächsten Morgen bin ich gesund aufgewacht. Ertesi sabah ise sağlıklı olarak kalktım. Ich habe gespürt, ich habe die Kraft wieder. Gücü kavuştuğuma iyice hissettim. Ich war gesund. Sağlıklıydım. Bu sana ikinci bir fırsat. Evet. Das war eine zweite Chance. Ich wusste nicht, was passiert ist. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Aber ich war gesund. Fakat sağlıklıydım. Ya nasıl yani haksızlık bedavadan sağlık aldım. Ich wusste aber nichts von Bruno Gröning. Fakat Bruno Gröning hakkında bir şey bilmiyordum. Hala. Drei Tage später habe ich eine Freundin, eine Bekannte, eine Bekannte von mir angerufen. Üç gün sonra tanıdık bir bayana telefon ettim. Und sie fragt mich, wie geht es dir? Ve o bana, sie wusste um meine schwere Herzerkrankung, dass ich bettlägerig bin. O bana nasıl olduğumu sordu. Çünkü benim bu neredeyse yatalak olduğuma yani, ve o ağır hastalığımdan haberdardı. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich bin gesund, es geht mir gut. Ve ben dedim ki, ben nedeni bilmiyorum ama çok iyiyim. Und sie hat mir geantwortet, das freut mich, weil ich habe mich vor drei Tagen für dich eingestellt. Ve o da dedi ki, ben buna çok seviniyorum, biliyor musun, yani ben üç gün önce senin için einstellen yaptım. Ich wusste nicht, was einstellen bedeutet. Şimdi einstellen ne demek olduğunu ben de bilmiyordum. Aber den zeitlichen Zusammenhang, sie stellt sich ein und ich bin am nächsten Morgen gesund, den habe ich sofort erkannt. Fakat zamansal bağlantı, yani o einstellen yaptı, o gün ve... Einstellen ne demektir bu? Bir dakika, işte onu açıklayacağız. Ha, özür dilerim. O akşam einstellen yaptı, ertesi, yani söyledi ya telefonda, o akşam einstellen yaptı. Ertesi gün ben
sağlıklı olarak kalktım. O zamansal bağlantıyı anladım. Einstein olduğunu bilmiyordum ama. Sie fahrt jetzt gefragt, was Einstein ist. Ich habe gesagt, wir werden es gleich. Das erklären wir gleich. Evet. Çok acele. Bunu açıklayacağız. Ich bin in der Zwischenzeit dreimal untersucht worden und man hat festgestellt, ich bin vollkommen gesund. Evet, bu muayene oldum. Bu günden sonra üç kere muayene oldum. Ve her seferinde tamamen sağlıklı olduğum tespit edildi. Ich kann alles wieder machen. Ich kann Sport machen. Ich kann Bergwandern. Ich kann nach Zypern kommen und das Ganze weitergeben. İstediğim her şeyi yapabiliyorum. Spor yapabiliyorum. Doğa yürüyüşlere çıkabiliyorum. Kıbrıs'a gelebiliyorum. Çok şükür. Ich kann weitergeben. Es gibt kein Unheilbar. Ve aktarabiliyorum. Yani devasızlık yoktur. Şifalanamayan hiçbir şey yoktur. Bu bilgiyi aktarabiliyorum. Ich habe in der Klinik den Professor gefragt, wie geht es denn weiter mit mir? Wie ist die Prognose? O güne dönersek klinikteki profesörü sormuştum. Hani benim gidişatım ne olacak? Bundan sonra ne olur diye. Hat gesagt, viel helfen können wir Ihnen nicht, wir können es lindern. Wenn wir bei 10% Herzleistung angekommen sind, dann können wir über eine Transplantation nachdenken. Evet, maalesef çok fazla bir şey yapamayız demişti o zaman. Biraz hafifletebiliriz belki, yani semptomları. Fakat %10, yani bu pompalama kapasitesini %10'a düştüğünde bir kalp nakli düşünebiliriz. Yani bu kadar ciddiydi durum. Und seitdem bin ich ganz bei Bruno Gröning und gebe diese Lehre weiter, damit die Menschen erfahren, es gibt kein Unheilbar. Evet, tabii ki böyle muhteşem bir şey yaşadıktan sonra ben Bruno Gröning için çalışıyorum gönüllü olarak. Çünkü bütün insanların hani iyileşmeyen hiçbir şeyin olmadığını öğrenmeye hakları vardır. Peki bu arkadaşı ki kendisi için dua etti ve ertesi gün dua olarak algıladı. Bunun için dua etti. Siz... Ertesi neydi yani? Bruno Gröning ile ilgili mi bir şey yaptı yoksa kendince... İçten bir şekilde dua. Also nach dieser Einstellung von der Freundin, pardon lafını kestim galiba. Wie war das im Zusammenhang mit, was hat die Frau, sie hat es so aufgefasst, dass es ein Gebet war? Das möchte ich später erklären. Onu biraz sonra açıklamak istiyorum eğer mümkünse. Çok sabırlı. Ben unutmadım. Unutmadım. Bruno Gröning hat großen Wert darauf gelegt, wenn jemand die Heilung bekommen hat, dass er nicht ihm dankt, sondern dass er Gott dankt. Bruno Gröning şöyle bir şey çok değer verirdi. Bir kişi şifayı aldıktan sonra ona teşekkür etmesini istemezdi. Lütfen Allah'a teşekkür edin derdi. Er hat immer gesagt, ich bin nur ein kleiner Helfer Gottes. Ben sadece Allah'ın çok küçük bir yardımcısıyım derdi. Ja, und das wollen wir weitergeben, auch auf den Vorträgen, die wir jetzt diese Tage, auch heute, am Samstag, Sonntag, Montag noch halten werden. Wollen wir das weitergeben? Ve biz de tabii ki bu bilgileri burada aktarmak istiyoruz bu konferanslar dizisinde Kıbrıs'ta da yapacağımız kalan günlere Salı gününe kadar devam edecek. Es gibt so viele Patienten, die mit der Diagnose unheilbar leben sollen, aber sie müssen es nicht. Çok hasta var ki yani iyileşemezsiniz, iyileştirilemezsiniz diagnoz ile yaşamak zorundalar. Ausgangspunkt ist, Gott liebt uns. Er liebt jeden Menschen, jedes seiner Geschöpfe. Aslında çıkış nokta şu. Allah bütün insanlara yarattığı her varlığı çok seviyordur.
Und Gott möchte, dass jeder Mensch gesund und glücklich ist. Ve Allah her insanın mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini arzu ediyor ya da onu istiyor. Aber es gibt da unten eine Kraft, die möchte alles zerstören, was Gott geschaffen hat. Fakat aşağıda böyle diyoruz, bir güç var ki o Allah'ın yarattığı her şeyi yok etmek ister. Ich möchte betonen, dass Bruno Gröning uns keine neue Religion oder so etwas bringt. Ha, şunu da vurgulamak istiyorum özellikle. Bruno Gröning kesinlikle yeni bir din yaratmaya gelmedi. Bruno Gröning hat gesagt, ich bin für alle Menschen gekommen. Alle Menschen dieser Erde. Bruno Gröning dedi ki ben bütün insanlık için geldim. Yani bütün uluslar için, bütün insanlar için, bu dünyadakiler için. Und hat gesagt, ich bin nur ein kleiner Helfer und ihr Freund. Ve dedik ki ben sadece küçücük bir yardımcıyım ve senin dostunum. Er hat die Fähigkeit, diese göttliche Kraft, die Gott uns schenken möchte, so zu transformieren, dass wir sie als Menschen aufnehmen können. Allah'ın bize hediye etmek istediği ilahi gücü bizim için algılamak için ya da bizim doğru kullanabilmemiz için transforme etme gücü sahipti Bruno Gröning. Weil Gott uns liebt, gibt er uns permanent diese göttliche Kraft. Allah bizi sevdiği için sürekli olarak bu gücü bize veriyor. İlahi nur da diyebilirsiniz. Wir haben alle das wissen, dass wir ein materieller Körper sind. Hepimiz biliyoruz ki bizim maddesel bir bedenimiz olduğunu biliyoruz. Wir essen und trinken für unseren materiellen Körper. Ve bu maddi bedenimiz için yemek yiyoruz, bir şeyler içiyoruz, gıda alıyoruz yani. Wenn wir nicht essen oder trinken, dann haben wir Hunger oder Durst. Yemek yemezsek, su içmezsek ne olur? Susarız ve acıkırız. Wir merken, wenn wir nachfüllen müssen. Ve ne zaman tekrar depolarımızı doldurmamız gerektiğini hissederiz. Aber wir sind viel mehr als dieser materielle Körper. Fakat tabii ki biz bu maddi bedenden çok daha fazlasıyız aslında. Wir sind auch ein Geistkörper. Biz bir ruhsal varlığız. Yani ruhsal kelimeyi çok sevmiyorum. Tinsel aslında varlığız. Gott sei Dank wissen das inzwischen Zeit die meisten Menschen. Ve Allah'a şükürler olsun ki çoğu insan bunun farkındadır. Auch in der Wissenschaft setzt sich diese Erkenntnis Gott sei Dank durch. Bilimde bile artık bu idrak edilmiş bir konu artık. Ve giderek yaygınlaşır. Ja, und Gott möchte diesen oder wenn wir diesen Geistkörper nicht ernähren mit Geistkraft, dann werden wir nervös, unruhig und krank. Ve tabii ki bu ruhsal bedenimize bir tinsel güç demelim işte İlah'ın İlahi nur veya ilahi güç ile doldurmazsak ne olur? Hastalanırız. Und wir verlieren auch diesen inneren Frieden. İç huzurumuzu da kaybederiz. Diese innere Sicherheit. Bu iç güvenliğimiz, korunmuş duygusu kaybolur. Und Gott gibt uns diese Kraft zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt. Ve Allah bize aslında bu gücü her dakika dünyanın her yerinde bize zaten vermiştir. Yani var, her yerde var o güç. Und Bruno Gröning hat gesagt, das ist wie mit einem Radio.
Bruno Gröning, bir radyoya benzetebilirsiniz bunu, diyordu. Wir können unseren Empfänger innerlich einstellen. Bizim içsel alıcıyı biz yayına ayarlayabiliriz. Wir können uns einstellen auf diese göttliche Kraft, um sie aufzunehmen. Bu ilahi gücü alabilmek için kendimizi ayarlayabiliriz ya da uyumlayabiliriz. Und das ist das Einstellen. Ve buna biz einstellen diyoruz. Deminki sorunuza cevap olarak. Es ist ganz einfach. Ve bu çok basit. Und vor allen Dingen, es ist auch kostenlos. Ve çok önemli bir şey daha var. Ücretsiz var bu. Bruno Gröning hat immer betont, die göttliche Kraft darf man nicht verkaufen. Bruno Gröning her zaman vurguladı ki bu ilahi gücün ücretsiz olduğunu ve kesinlikle satamazsınız. Yani onu çok belirtmişti her zaman. Ve her insan bu gücü almalı, yani alabilmeli daha doğrusu. Bunu bilmeli yani, bu yöntemi. Sizi dinlendirelim. Ach so, wir sollen dich ein bisschen jetzt ausruhen lassen. Yordum sizi. Ama o bağlantıyı daha bana söylemedi. Yani bunu... Die Verbindung. O bayan o hangi duayı etti kendine? Yani ach so, die Frau, die für dich sich eingestellt hat, die Freundin. Bunu öğrenmek için nereye başvurdu, nasıl? Wie? Çünkü birçok insan, özür diliyorum, birçok insan aslında bir varlığın, bir gücünün bilmez olduğunu düşünür ama yolunu bilmez. Hmm. Jeder Mensch denkt eigentlich, dass diese Kraft vorhanden ist, aber sie weiß nicht den Siz Weg dorthin. Sevgili Zeynep abla, jetzt kommt sie. Arkadaşlarımız, çok değerli doktorlarımız burada ülkemizde. Neler yapacaklar? Onunla ilgili bize bilgi verin. Bir de Bruno Gröning kim olduğunu istiyorum onlardan. Şimdi uluslararası konferanslar dizisi yapılır zaman zaman, senede bir iki defa ülkelerde. Ve şu anda da zaten Bruno öğretisi dünyanın 150 ülkesinde birlikler halinde faaliyettedir. Bir sürü yerlerde yapılmıştır bu konferanslar. Bu sene de bizim burada Kıbrıs'ta, KKTC'de yapıyoruz. Çok şanslıyız. Evet. Ve salıdan beridir işte her şehrimizde. Salı gecesi Güzelyurt'ta, akşam Magusa'da, bu akşam Lefkoşa'da, yarın akşam Girne'de. Ondan sonra da yine tekrar değil, devamları olacak şekilde salıya kadar devam edeceğiz. Ve orada da aynı şekilde bütün Bruno Gröning öğretisiyle ilgili bilgiler veriliyor. Ve işte sorduğunuz sorularla ilgili kendilerini tanıtıyorlar. Şifalanma olayları, yaşanan şifalanma olaylarını birebir herkes kendisi anlatıyor. Bizim kendi içimizde burada da şifalanan çok ve onların da kendi şifalarını kendileri aktarıyorlar. Ve doktorlarımız da değerlendirme yapıyor. Evet, gerçekten bu. Evet, bilimsel yoldan da şifalanma oluşur ama bu oluşan şifa doğal yoldan oluşan şifadır diye. Ve o şekilde bir sunumdur gerçekleştirdiğimiz. Ve bu şekilde daha çok insana bu öğretiyi fark ettirmek amaç aslında. Ve gerçekten önemini fark ettirmek. Onun için buradadırlar. Ve elimizden geldiğince de işte gördüğünüz gibi bütün imkanları kullanmaya çalışıyoruz ki en azından daha fazla insana bunu duyurabilelim veyahut da fark ettirebilelim. Evet. Peki şimdi başa dönelim. Yani Bruno Gröning, ben sizi tanıyana kadar kim olduğunu bilmiyordum. Aslında çok da geçmiş değil, yakın tarihte yaşamış bir kişi olduğunu öğrendim. Buradan sevgili doktorlarımız da bize anlatsınlar bunu kendi gözleriyle, Bruno Gröning kim? Onun bu şifayı bırakıp gittikten sonra neler oldu? Şu andaki dünyadaki konumu, sevgili Petra sana, dünyadaki konumu nedir? Ne noktadadır? Hedefler nelerdir? Sevgili
Elisabeth Doktorumuzdan dinleyelim bunu. Also jetzt bitte. Evet. Wie über Pneumokokken allgemein, wie es weltweit aussieht. Doğru mu anladım? Yani kendi baştan söyleyebilirim. Söyleyeyim mi Petra baştan? Bruno Grünel kimdir? Veya ist Bruno Grünel kimdir? Birkaç tane neler yapmıştır? Was gemacht hat, ein paar Beispiele. Ha, o bu dünyadan gittikten sonra neler was oldu? Was gemacht hat, nachdem aus dieser Welt geschieden ist, was dann passiert ist. Ja, nachdem Bruno Gröning hat ja gesagt, jeder muss sterben, ich werde auch sterben. Aber ich werde nicht tot sein. Bruno Gröning bir zamanlar dedi ki, herkes gibi ben de bir günde öleceğim. Yani herkes gibi. Fakat ben ölmüş olmayacağım demişti. Man wird meinen Körper in die Erde legen. Aber ich werde nicht tot sein. Yani bedenimi toprağa gömecekler. Ama ben ölmüş olmayacağım demişti. Und wer mich ruft, werde ich kommen und weiterhelfen, so Gott will. Ve beni kim çağırırsa Allah'ın da yardımıyla ya da Allah'ın isteğiyle eğer izin verirse ben yardım etmeye geleceğim demişti. Und es hat ja dann Grete Häusler, eine Frau aus Kärnten, die hat ihn ja viele Jahre begleitet. Sie hat selber 3 Heilungen bekommen. Sonra Grete Häusler Kärnten'den, Kärnten bölgesinden bir öğretmendi. Bruno Gröning'in eşliğinde çalıştı görevli olarak. Ve kendisi de 3 devasız dediğimiz yani iyileştirilmeyen hastalıktan şifa bulmuştu. Und sie hat dann Schritt für Schritt die Gemeinschaften aufgebaut. Bu bayan Grete Häusler adım adım birlikleri oluşturmaya başladı. Sie hat in Deutschland gewohnt und hatte 5 Kinder und ist für 1 oder 2 Interessierte, die etwas hören wollten von der Lehre Bruno Grönings, ist sie von Deutschland mit dem Zug dorthin gefahren, nach Salzburg zum Beispiel. Evet, kendisi Almanya'da oturduğuna rağmen ve 5 çocuğa bakardı, 5 çocuk büyüttü. Bu öğretiyi yaymak için ta Almanya'dan Avusturya'ya kadar 1-2 kişi için ilk başta sıkça trenle seyahat ederdi. Und so hat sie das sukzessive, Schritt um Schritt in der ganzen Welt hat sich das dann aufgebaut. Ve bütün dünyada bu şekilde adım adım yani giderek biraz daha yaygınlaşarak bu öğreti yayıldı. Es gibt ja die Lehre Bruno Grönings mittlerweile in 150 Ländern auf allen Kontinenten. Bütün kıtalarda 150 ülke diyebiliriz. Bruno Gröning öğretisine sahiptir yani yayılmıştır. Und es hat sich dann auch der Dr. Matthias Kamp, der hat dann die medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe aufgebaut. Der hat noch die Frau Häusler, Grete Häusler selbst gekannt. Evet, Dr. Matthias Kamp, o tıbbi bilimsel ihtisas grubun kurucusudur. O Grete Häusler'i şahsen tanıyordu zaten. Und in dieser medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe darf ich auch mitarbeiten? Ben de şahsen bu tıbbi bilimsel ihtisas grubunda görev alıyorum. Und wir sind da weltweit ca. 7500 Menschen, die in Heilberufen arbeiten. Evet, burada dünya çapında gene yaklaşık 7500 tıp mesleklerinde çalışan arkadaşlarız. Bayağı çok. Und wir haben 2 Aufgaben, die wir erfüllen möchten. Die eine sind diese Informationsvorträge weltweit. Ve bizim asıl 2 görevimiz var. Birincisi bu dünya çapında verdiğimiz konferanslar dizisi.
Und viele von uns machen das in der Freizeit. Birçok arkadaşımız, meslektaşlarım bunu kendi serbest zamanında yapıyorlar, yani tatil dönemlerinde. Ja, die fahren in die ganze Welt, nehmen sich Urlaub für drei Wochen und fahren in die ganze Welt, um diese Lehre weiterzutragen. Yani kendi bazıları işte üç hafta izin alırlar ve dünyanın her köşesine giderler bu öğretiyi yaymak için. Und es ist sicher, es macht nur jemand, der überzeugt ist von der Lehre. Ve tabii ki şunu da söyleyebiliriz ki bu öğretinin etkin olduğundan yani emin olan kişi böyle bir şey ancak yapabilir. O nasıl belirlenir ki? Yani kanaat onu açıklar. Gerçekten. Ja, ja, der überzeugt ist. Ja, weil es kostet Geld, es kostet Zeit, man kriegt den Urlaub, muss ihn unbezahlt nehmen. Aber es ist einfach im Herzen spürt man das, wie wichtig es ist, dass alle Menschen das erfahren. Yani bu bahsettiğim insanlar bunu gerçekten kalpten yapıyorlar. Çünkü hem paralarını harcıyorlar, işte izinlerini harcıyorlar. Yok, maddi gideri var, manevi maddi olarak siz sürekli veriyorsunuz ama kalpten o kadar eminsiniz ki hani bunu bütün insanlar öğrenmek zorunda, bu imkandan faydalanmak zorunda. Onun için bütün gönül bağlılıkla bunu yapıyorlar. Yani bu fedakarlığı yapıyorlar. Und wir fahren ja in alle Länder, auch in Länder, wo fremde Religionen sind. Biz bütün ülkelere gidiyoruz. Yani farklı dinlerin de olduğu ülkelere gidiyoruz. Und die Menschen verstehen die Lehre über das Herz, nicht über den Verstand. Ve insanlar bu öğretiyi mantık yoluyla değil de kalp yolu üzerinden anlıyorlar. Kalp gözü ile diyebiliriz. Die Lehre enthält ja Gesetze, die für alle Menschen Gültigkeit haben. Çünkü bu öğretide öyle kurallar var ki bütün insanlık için geçerlidir. Egal welche Religion, egal welche Nation, welche yani, Hautfarbe, für alle die gleiche Gültigkeit. Hangi ulus olursa olsun, hangi din olursa olsun, hangi ten rengi olursa olsun, bütün insanlar için bunlar etkindir ve geçerlidir. Man kann auch sagen, es sind die Naturgesetze des menschlichen Lebens. Şöyle de diyebiliriz, yani insanlığın doğal yasalarıdır. Doğa yasalarıdır daha doğrusu. Herkes için. Sihat etmez. Hepsiniz böyle diyorsunuz. İlahi enerjiyi alabilmek için. Ben de böyle böyle hayranlıkla hepsinizi seyrediyorum. Şimdi siz ne demek bu? Was bedeutet das? Warum sagen Sie das nicht, dass ich auch mich so hinsetzen soll? Nicht über Kreuz. Ah ja, okay. Ayaklarını da açacaksın ve ellerini de hanım. Evet. Bağlı olmamak adına. Böyle? Evet. Um das Herz aufmachen. Ve kalbinizi açın. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, das Herz aufmachen heißt, wenn ich Gott um etwas bitte, dann vertraue ich darauf, dass er mich hört. Evet, bu şekilde bu pozisyonda otururken ve kalbinizi açtığınızda bağlantı oluyor aslında Allah ile ve siz bir şey rica ettiğinizde de Allah'ın sizi bunu vermeye hazır olduğuna da inanıyorsunuz aynı zamanda. Yani buna güveniyorsunuz daha doğrusu. Wenn ich bitte an höchster Stelle. Ben en yüksek mertebeye çünkü bu diliyorum. Und wenn ich dann zweifle, dann werde ich nicht gehört. Fakat ondan sonra şüphe edersem o zaman kendi sesimi duyuramam. Yani beni kimse duymaz. Ich sollte vertrauen und das heißt Herz aufmachen. Ben güvenmeliyim. Bu ne demek? Kalbimi açmalıyım. Ya hayal kırıklığına uğrarsan, al benim gibi kadın. Yok öyle değil. Und wenn ich jetzt aber trotzdem... Düştün aşağı. Wenn es trotzdem immer nach unten geht und ich enttäuscht werde, was dann? Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Ich möchte noch, sie möchte noch etwas sagen. Bazı şeyler var ki din, dil,
farklı olsa, ırk ne farklı olsa bile bu hareket bütün evrensel bir harekettir. Evet. Galiba. Das ist çünkü Müslümanlarda da var. Yani ister burada tutan, namazını kılarken, duanı ederken, ister burada tutarsın, ister daha yukarıya açarsın. İşte o bilmeden ilahi enerjiyi almak için yani bu hareket evrensel bir hareket. Evet. Yani bilmem biliyorlar mıydı bizim ibadetlerimizi tabii yerine getirirken bu hareketler ve dua ederken bu hareket var. Tabii ki biliyorlar. Bir de tesbihimiz var. Ja. Genau. Also sie meint, das ist ja eine universelle Haltung hier, diese Gebetshaltung, ob wir diese Haltung kennen. Diese Gebetshaltung, tabii ki biliyoruz. Evet. Tabii ki biliyoruz. Aber özür dilerim, sözünüzü kestim. Buyurun lütfen. Was sagt sie? Du darfst weitersprechen. Ja, ich habe gesagt, die eine Aufgabe von uns in der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe sind die die Ärzte-Informationsvorträge. Evet, tekrar şey dönmek istiyorum. Bu işte tıbbi bilimsel ihtisas grubunun bir görevi işte bu konferansları vermektir birincisi. Die zweite Aufgabe ist, dass wir, wenn Heilungen auf geistigem Weg geschehen sind, dass wir sie kommentieren in Ärztegemeinschaften. Evet, ikinci görevimiz ise eğer şifalar yani ruhsal yol üzerinden bir şifa gerçekleştiğinde biz bunları doktor yani tıbben yorumluyoruz. Seine Heilung zum Beispiel. Da treffen wir uns alle sechs Wochen, Ärzte. Doktorlar Birliğimiz var. Birliklerimiz var bölge bölge. 6 haftada bir buluşuyoruz ve örneğin Alexander Bey'in şifasını örneğe alalım. Bunu üzerinde konuşuyoruz. Er ist jetzt nur das Beispiel. O sadece örnek şu anda. Er schreibt seine Heilung nieder. O kendisi şifanı bize anlatır ya da yazar. Wir brauchen die Befunde, die das bestätigen. Bizim ise bunu teyit eden teşhislere, raporlara ihtiyacımız var. Wir prüfen alles auf, wir sagen, in Österreich sagen wir, auf Herz und Nieren wird das geprüft. Evet, biz Avusturya'da şöyle bir terim kullanırız, kalp ve böbrek üzerine test ediyoruz. Yani aslında yani sıkı bir şekilde hiçbir şey kalmadan, şüphe kalmadan denetliyoruz, bakıyoruz. Alle anderen Möglichkeiten der Heilung werden über Medikamente oder über Operation wird alles ausgeschlossen. Ve bu şifalanmada bir başka şey söz konusu olabilir mi? Hani ilaç tedavisi, ameliyat olmuş da hani bu yüzden mi yoksa gerçekten hani burada bir farklı güç söz konusu diye onu denetliyoruz. Es gibt ja für Heilung auf geistigem Weg keine schulmedizinische Erklärung. Yani tıbben bu ruhsal yol üzerindeki şifalanmaların hiçbir ispatı yok aslında. Dass körperliche Symptome über geistiges verschwinden, sich heilen, das ist in der Schulmedizin ja nicht bekannt. Yani da aslında bir sürü ya da bazı semptomların birden yok olabildiklerini ruhsal yol üzerinden bilinmiyor aslında. Yani böyle bir imkandan haberdar değil. Evet. Ja und wenn es vergeht dann, bei ihm sind ja vergangen 1, 2, 3 Jahre und die Heilung ist immer noch da. Er ist immer noch gesund. Yani birkaç yıl geçmesine rağmen hala sağlık durumunu koruyor Alexander Bey. Und erst wenn wir das wieder geprüft haben. Ve işte pardon 2-3 yıl geçtikten sonra hala öyleydi ve tekrar o dönemde biz tekrar denetledik bunu. Bu durum devam ediyor mu diye. Dann sprechen wir von Heilung. Ve o zaman gerçekten şifa dann bahsediyoruz. Und das wird dann als Erfolgsbericht abgelegt. Ve bu şifa başarı rapor adı altına şey olarak dosyalanır, arşivlenir. Und das können dann alle lesen. Ve tabii ki yayımlanır, dergimiz var ve herkes bu şifadan haberdar olabilir. Peki sevgili Alexander. Liebe Alexander.
bu şifayı aldınız ve öğrendiniz ki sanırım Bruno Gröning öğretisinden bu şifayı aldığınızı öğrendiniz. Basamak basamak anlatmak gerekirse nasıl bu eğitimleri aldınız, yani kabul ettiniz, aldınız, ne aşamalardan geçtiniz? Bunu yani mesela birine örnek olma açısından biz öğrenmek istersek Bruno Gröning öğretisini ne yapmamız gerek? Also nachdem du die Heilung bekommen hast über die Lehre Bruno Grönings, wie waren dann die nächsten Schritte, was und was vor allem für uns als Zuschauer auch wichtig ist, was müssen wir beachten und tun, damit wir das auch erfahren dürfen? Ja, das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Die eine Frage ist... Evet. Bir soru sordum ama biraz sordum. Var mı? Bu arada sizin hikayenizi dinlemedik yani. İşte sie meint, sie hat mich noch nicht gehört, aber... Okay, lieber Alexander. Buyurun efendim. Die Frage ist, was muss ich tun, damit ich so eine Heilung bekommen kann? Ha, soruşu ki ben ne yapabilirim ya da ben ne yapmalıyım ki böyle bir şifaya alabilmek için? In diesem Fall hat es jemand anderes getan. Benim örneğimde bir başkası yaptı. Diese Freundin hat sich für mich eingestellt und die Kraft aufgenommen. Bu örnekte yani kendi vakasında bir başka bayan, tanıdık bir bayan kendisi için Einstein yaptı. Sie hat für mich geglaubt, dass ich wieder gesund sein kann. Evet, benim için inandı. Benim şifaya kavuşabilmeye inandı ilk etapta. Das Glauben ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. İnanç çok çok önemli bir nokta. Ich habe sie später gefragt, was hast du gemacht? Ve daha sonra ona sordum, sen aslında ne yaptın? Yes. Yani. Nihayet. Jetzt kommen wir zum Punkt. Sie hat... Yani bizde şöyle oluyor, ben işte ne yaptım ama bana da, ben iyileştim. Evet. Hem niçin yaptım bunu? Okay. Sie hat zu mir gesagt, ich habe nur gesagt, ich bitte um die volle Gesundheit für den Alexander. Das war alles. Mhm. Şimdi yaptığı tek şuydu, böyle dedi bana diyor. Ben Alexander için bütünsel sağlığı rica ediyorum. Yaptım, aber, bu kadar. Aber der große Unterschied ama, ist der. Der große Unterschied ist, sie hat für mich geglaubt. Fakat fark şu ki, yani büyük bir fark aslında, ya da önemli bir nokta, benim yerine o inandı. Sie hat yani bu bayan inandı. Oluyor yani. Herhangi evet. bir bağı olmadan... Und das funktioniert so, obwohl da kein Verwandtschaftsverhältnis oder sonst irgendwas vorhanden war. Sadece Alexandra'yı severdi, o kadar. Hayır. En sevdiği bir arkadaşı. Evet. Onu demek istedim. Evet. Arkadaş bile değil. İki kere görüştüler daha önce. Wir haben eine gemeinsame Freundin und über die wusste sie, dass ich ja, ein Pflegefall bin. Yani ortak bir arkadaşımız vardı ve o arkadaş vasıtasıyla çok hasta olduğumu biliyordu diyor. Sie hat nur und sie hat nur beim Einstellen, wie sie die Kraft aufgenommen hat, gesagt, ich bitte um die volle Gesundheit für den Alexander. Ve yani gücü einstellende alırken sadece Alexander için bütünsel sağlığı diliyorum dedi. Es nützt nichts, wenn jemand sagt, ich bitte um die volle Gesundheit für den oder für den und glaubt nicht im Herzen, dass Gott die Gesundheit geben kann. Şöyle, eğer biri yani dua ederse ya da rica ederse, fakat kalpten, içten Allah'ın bunu
bu sağlığı verebileceğine inanmazsa o zaman hiç faydası olmayacak bu işin. Wir haben viele Heilungen, die medizinisch absolut nicht erklärbar sind. Tıbben kesinlikle açıklanamaz olan birçok şifalarımız var. Und wenn man immer wieder Heilungen liest und sieht, wie Menschen mit unheilbaren Krankheiten wieder gesund werden, dann beginnt man zu glauben, dass Gott alles wieder gesund machen kann. Ve tabii ki böyle sayısız şifaları siz okuduğunuzda ve o zaman inanmaya başlarsınız. Yani örnekleri okurken herkesi iyileştirebileceğini, her hastalığı, devasız denen hastalıklarını iyileştirebileceğini, Allah'ın iyileştirebileceğini inanmaya başlarsınız. Und wenn man dieses Vertrauen hat, dass Gott alles wieder gut machen kann, dann ist es leicht, zu ihm zu sagen, und bitte, hilf dem oder dem auch. Ve bu güveni oluşturduktan sonra tabii ki Allah'a şu kişiye, falanca kişiye de yardım et demek daha çok kolaylaşır. Aber es ist immer nach deinem Willen, lieber Gott. Fakat her zaman Allah'ım sen istersin eğer hayırlı ise. Wir können nie von Gott etwas verlangen. Durdurabilin. Yani mesela özür diliyorum. Lütfen sözünüzü unutmayın. Bu dünyada yaşanan olaylar, savaşlar, bilhassa çocuklarla ilgili olan şeyler beni çok etkiler. İnanılmaz yıkıntıya uğrarım. Yani o gün moralim çok bozulur. Gerçekten ona inanır, güvenir ve teslim ederse %100. Ne kadar çok dua ettim ben o Filistin'de yaşanan olaylarda, o çocuklarla ilgili olan olaylarda. Ben günlerce, haftalarca uyuyamadım mesela ve sabahlara kadar ağlayarak dua ettim. Nasıl yani böyle bir güç? Niye ben? Şimdi öyle bir ağlayarak dua etmek. Lassen Sie uns das Thema bitte auf später verschieben. Bu konuyu biraz sonra alabilir miyiz yani? İşleyebilir miyiz? Ben yine çok hızlı gidiyorum. Tamam. Ich bin schon wieder so schnell. Okay. Frag jetzt ganz kurz, wie lange haben wir noch Zeit? Ne kadar zamanımız var yaklaşık sohbetimiz. Es ganz frei. Okay, wunderbar. Weil dann können wir Ihnen erst die Grundlagen sagen und auf diesen Grundlagen können wir dann mit diesen Themen aufbauen. Yani madem ki bu kadar zamanımız var, yeteri kadar, o zaman önce temelleri size anlatıp sonra temellerin ne genişleterek daha fazla bu tarz bilgileri de verebiliriz. Daha çok uygulayıcı açıdan. Çünkü bizi izleyen izleyiciler bu bir çok önemli. Für die Zuschauer natürlich ist wichtig, evet, dass wissen, wie sie was machen. Sonra. Ist es für Sie in Ordnung so? Bu şekilde sizin için uygun mu? Okay, wunderbar. Der wichtigste Schritt ist, dass wir glauben, dass Gott alles gut machen kann. Şimdi bizim için en önemli adım Allah'ın her şeyi iyileştirebileceğine inanmamızdır. Bruno Grün hat uns einen wichtigen Satz gegeben. Bruno Grün bize çok önemli, yani bir önemli cümle verdi, bırakmış. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Güven ve inan, ilahi güç iyileştirir ve yardım eder. Ya da tersi, yardım eder ve iyileştirir. Dieser Satz ist, ja genau. Bunu yazabilirsiniz. Aslında herkes bunu yazabilir. Tekrar güven edelim. Güven ve inan. İlahi güç, inan, ilahi yardım güç, eder. Yardım ve iyileştirir mi? Doğru mu söyledim Şahin'cim? Satz, vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft, ist elementar für diese Lehre. Er klingt so einfach und enthält aber alles. Yani şu basit
gibi bize gelen cümle tekrar söylüyorum. Güven ve inan, ilahi güç yardım eder, şifa verir ya da iyileştirir. Cümlesi aslında çok basit bir cümle gibi geliyor ama öyle güçlü ki hani içinde aslında her şey barındırır, her şey var. Diese Freundin hat geglaubt, dass ich wieder gesund werden kann. Bu bayan benim sağlığıma kavuşabilmeye o kadar çok inandı ki. Sie hat vertraut, dass Gott mich wieder gesund machen kann. Ve Allah'ın beni iyileştirebileceğine inandı. Und sie hat gewusst, dass Gott jedes Wort, jeden Gedanken von uns wahrnimmt. Ve tabii ki şunu da biliyordu. Allah'ın bizim düşündüğümüz her düşüncenin bildiğini, yani biz ne düşünürsek o her şey zaten Allah biliyor. Evet. Kısacası böyle. Er nimmt jeden Gedanken von jedem Menschen, ich weiß nicht, wir sind glaube ich bei knapp 8 Milliarden Menschen, nimmt er von jedem Menschen jeden Gedanken wahr. Yani Allah her insanın, şu anda yaklaşık herhalde 8 milyar insan var bu dünyada. Her insanın tek düşündüğü düşünceyi algılar. O bilir, her şeyi bilir. Dieser Gott lenkt die ganzen Gestirne am Himmel. Bu Allah bütün evrendeki yıldızlar, gezegenler hepsinin o yönetir sonuçta. Und wir haben keine Vorstellung, wie viele Sterne er in der Bahn hält. Ve onun ne kadar çok yıldız yörüngede tuttuğuna dair en ufak bir fikrimiz yok. Yani toplam ne kadar olduğunu. Und Gott liebt seine Schöpfung. Ve tabii ki Allah yaratılışını çok seviyor. Und sein größter Wunsch ist uns zu helfen. Ve onun yaradanını. Yaratılışı. Allah yarattı kendi bari. Yarattı her şey yaratılışını i̇şte çok anladım. Seviyor. Ben mi yanlış ifade ettim? Yarattıklarını. 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 Evet. Evet. Çok seviyor ki ve bize hani insan olarak varlıklarına yarattığı varlıklarını yardım etmek en büyük isteğidir. Aber wir dürfen nie von ihm etwas verlangen. Fakat asla ondan bir şey talep etmemeliyiz. Belki ben doğru yapıyorum. Ne yüzün var diyorum. Sie sagt, dann mache ich das wohl richtig, so wie ich es mache. Wir können ihn bitten, aber nie etwas verlangen. Ondan rica edebiliriz ama talep etmek hani. Ben de diyordum, burada bir şey mi var? Hayır. Canı gönülden isteyebiliriz ama nasip eyle yani, ya Rabbim. Yani ben hani bunu yapmak durumundasın değil. Nicht veya yapacaksın değil. Erlangen. Yani nasip et. Nasip ya, etmek. Evet. Das ist das richtige Wort dafür. Evet. Arayarak mı bakıyoruz? Ihr habt mich rausgebracht. Ja, ja. Stimmt, Yorduysam, sagt sie. Möchtest du eine Pause machen? Nein, nein, nein. Nein. Schon okay. Siz genç, siz yeniden doğdunuz. 2002'de siz sind ja noch, sie sind ja noch jung, sagt ja. Sie. 2002 geboren. Ben büyük, ben küçük. Sie hat es richtig gesagt. Doğru söylediniz, gerçekten. Ist der 16. September. 16 Eylül 2002 benim doğum günüm aslında. Ich war vorher mehr tot. Daha önce yani ölmüş gibiydim. Ya, Başak değil Burcu, hayır. Ha pardon, o Başak. Peki. Ich habe gesagt, wir dürfen nichts von ihm verlangen. Talep etmemeliyiz. Yani İste, şey anladım. Wir können ihn nur bitten. Sadece rica edebiliriz. Gott hat uns aber
die absolute Freiheit gegeben, zu denken, was wir wollen. Allah bize tamamen ne düşüneceğimizi, ne düşüneceğimiz için hür iradeyi verdi. Yani bize serbest bırakıyor bu konuda. Wir können das Gute denken, ich bin gesund, oder wir können die schlechten Gedanken von unten aufnehmen, du bist krank, du bist unheilbar. Yani şöyle ki, biz ya iyi bir şey düşünürüz, örneğin ben sıhhatlıyım, sağlıklıyım, ya da alttan dediğimiz düşünceleri, kötü düşünceyi algılarız. Yo, ben hastayım diyebiliriz. Und das, was wir denken und daran, woran wir glauben, das wird sich verwirklichen. Ve tabii ki biz ne düşünürsek, neye inanırsak, bu tezahür edecek, evet. Gerçekleşecek, evet. Im Guten wie im Schlechten. Yani bu iyi bir şey olabilir ya da tersi kötüsü de olabilir. Wenn ich an das Schlechte glaube, es wird alles kaputt gehen, es wird alles zerstört, dann gehen wir Schritt für Schritt in diesen Prozess hinein. Şimdi kötü olmaz, yani bir şeyin kötü olacağına inanırsam, örneğin işte, yani giderek kötüleşecek dünyanın hali falan filan, yani buna inanırsam, o zaman giderek biz daha çok bu prosesin içine çekilmiş oluyoruz otomatikmen. Wenn ich an das Gute glaube, dann wird sich früher oder später das Gute verwirklichen. İyiye inanırsam, er ya da geç, her şey iyi doğru gidecek, iyisi gerçekleşecek. Und jetzt sind wir bei dem Thema, das Sie vorhin angeschnitten haben. Şimdi biraz önce sizin değindiğiniz konuya geldik zaten. Die weltweiten Konflikte. Dünya çapındaki problemler, savaşlar. Das Denken der Menschen erzeugt diese Konflikte. Yani insanların düşünceler aslında bu problemlere, konfliktlere neden olur. Körükler. Weil Gott Körükler, hat uns, evet. Gott hat uns die Freiheit gegeben, zu denken, was wir wollen. Allah bize hür irade verdi. Neyi düşüneceğimizi, o karışmaz. Wir dürfen mit unserem Denken die Menschheit schöpfen. Wir dürfen die Zukunft gestalten. Yani aslında biz insanlar kendi düşüncelerimizle, insanlık olarak kendi geleceğimizin yaratıcısıyız. Und umso mehr Menschen das erkennen, dass sie mit ihren Gedanken und mit ihren Worten die Zukunft erschaffen. Ve bunu tabii ki ne kadar çok insan idrak ederse, yani kendi sözlerle, kendi düşünceleriyle bunun yaratıcısı olduklarını, umso bewusster kann die Zukunft gestaltet werden. Tabii ki daha böyle bir farkındalıkla geleceğe doğru bakabiliriz. Yani ona göre yaratılmış olacak geleceğimiz. Pardon, tam belki ifade edemedim. Ja, tamam. Ja, ja, okay. Nein, nein, ich habe nur nachgefragt. Okay. Ich möchte Ihnen etwas sehr Wichtiges aus unserer Lehre noch weitergeben. Bizim öğretimizden çok önemli bir noktayı size aktarmak istiyorum. Bruno Gröning hat uns gesagt, trennen Sie sich von dem Bösen. Bruno Gröning bize kötü olan her şeyden ya da kötülükten kendinizi ayırınız demişti. Das heißt, wir sollen nichts Böses mehr denken und sprechen. Bu ne anlamına gelir? Yani hiçbir şekilde kötü bir şey düşünmemek, kötü bir şey konuşmamak anlamına gelir. Sondern wir sollen uns davon geistig trennen. Ruhsal olarak tamamen ayırmamız lazım böyle şeylerden. Diese Kraft,
die alles zerstören möchte, was Gott geschaffen hat, diese Kraft möchte uns permanent Angst, Sorge und Zweifel eingeben als Gedanken. Destruktiv, yani negatif güç bizi sürekli bu Allah'ın yaratmış olduğu dünyayı yok etmek için bizlere sürekli negatif düşünceleri göndermeye çalışır. Diese Kraft möchte uns permanent sagen, dass wir krank sind, dass wir in der Beziehung Probleme haben, dass wir am Arbeitsplatz Probleme haben. An irgendeiner Stelle versucht diese Kraft, uns Gedanken zu geben, die zerstörend sind. Yani bu negatif güç bizi sürekli her alanda bizim örneğin ilişkilerimizin iyi olmadığını, işimizin de problemi olduğunu, genel olarak her zaman her şeyin kötü olduğuna dair bize düşünceleri göndermeye çalışıyor. Wenn ich sage, das nehme ich nicht an. Ich glaube, lieber Gott, dass du alles gut machst für mich. Fakat ben, hayır ben bunu kabul etmiyorum, hani öyle bir düşünce geldiğinde kabul etmiyorum dediğimde ve Allah'ım ben senin her şeyini iyiye çevireceğine inandığımı dersem eğer. Und vertraue und glaube, dass die göttliche Kraft hilft und heilt. Ve ilahi gücün yardım ettiğine, şifa landırdığını inanırsam ve güvenirsem, dann wird diese göttliche Kraft immer, immer helfen und heilen. O zaman bu ilahi güç daima yardım eder ve şifalandırır. Nur, wenn ein Problem auf mich zukommt und ich sage, nein, das nehme ich nicht an, und habe dann Zweifel, dann nehme ich die Kraft raus. Ancak eğer bir problem, hani bana doğru bir problem geliyor, görüyorum ve ben bunu kabul etmiyorum diyorsam, fakat sonra da hani şüphe edersem, o zaman bu işte ben gücün etkisini azaltmış oluyorum. Bu ben. Das bin ich, sagte. Sie lernen das heute. Bugün öğreneceksiniz. İnşallah. Weil die böse Kraft versucht immer uns zum Zweifeln zu bringen. Çünkü kötü güç bizi daima şüpheye düşürmeye çalışır. Şüphe etmemizi ister. Es nützt nichts, wenn wir ein paar Tage später wieder sagen, vielleicht funktioniert es doch nicht. Yani birkaç gün sonra hani dersek eğer ay belki de çalışmaz, belki de iyi olmaz dersek işte evet, o zaman hiçbir faydası yok. Sie zweifeln an Gott. Çünkü siz aslında o zaman Allah'tan şüphe edersiniz. İnanmadığını açıklayın. Glauben Sie, dass das gut ist? Bunun iyi olduğuna inanır mısınız? Allah'a inancım var, varlığına inancım var. Ja, natürlich glaube ich an Gott und an. Var. Nein, aber glauben Sie, dass es gut ist, wenn wir zweifeln an Gott? Yani Allah'ın her şeyi iyi yapacağını şüphe edersek bu iyi bir şey mi? Ona mı? Yani şüphe etmemiz gerekir mi? Etmemiz. Gerekmez ama siz meinten, wir dürfen natürlich nicht zweifeln, ja. Yani insan hayatında yaşadığı Ejal abla olumsuzluklar evet. Da Sie meint das, was wir im Leben halt so erfahren, diese Unstimmigkeiten oder ja, das ist wohl ganz normal, dass man dann zweifelt. Aber weil wir die nicht. Gedanken weitergedacht haben. Çünkü die Gedanken, die wir von dem da unten bekommen haben. Oradan gelen düşünceleri algılayıp ve onları daha fazla ilerlettiğimiz için pay vererek devam ettiriyoruz. Evet. Anladım. Şüphe artar. Evet. Deine Gedanken gestalten das Leben, das du hast, sagt Bruno Gröning. Bruno Gröning diyor ki senin düşüncelerin senin hayatını bir şekilde forma sokar ya evet. Da işte yaşamını oluşturur. Oluşturur.
Achten Sie auf Ihre Gedanken. Die Schönheit ist die Kategorie. Das ist der Schlüssel. Bu anahtar. Yani sır. In dem Moment, wo Sie alle negativen Gedanken und vor allen Dingen alle Sorgen abschalten, geht es Ihnen gut. Siz kendi endişe duygularınızı, üzüntülerinizi kapattığınız anda zaten iyi olacaksınız. Jetzt mache ich einen großen. İyi kilitleyemeyin. Kilit kilit üstüne böleceğim. Jetzt mache ich einen großen Sprung zu Menschen, die schwerst krank sind. Şimdi çok büyük bir adım yapacağım. Çok ağır hastası olan insanlara bir dönelim. Und diesen Menschen hat Bruno Gröning gesagt, wenn sie nicht mehr glauben können, weil sie solche Schmerzen haben, dann bitten sie mich, dann werde ich für sie glauben. Bu insanlara Bruno Gröning demiş ki, yani çok büyük ağrılarınız olduğu için artık inanmıyorsanız, gücünüz yoksa buna, benden rica ediniz, ben sizin yerinize inanacağım. Doktorum, ben senden rica ediyorum, benim yerime lütfen inan, çünkü ben beceremiyorum. Sie sagt jetzt, du sollst für sie glauben, weil ich kann es nicht. Das mache ich gerne. Gerçekten severek yaparım. Evet. Okay, sıra listeyi yazacağım. Aber sie wird eine Liste schreiben. Liste istemez ki. Schreiben Sie eine Liste. Bir liste yazınız. Geben Sie es ab. O listeyi yazınız, her şey ondan sonra teslim edin. Kime? Doktorum Andrea. An Bruno, sagen Sie bitte schön, das will ich. Bruno'ya diyebilirsiniz. Ben onu veri. Sie meint, sie will es aber dir geben und du sollst es ihm. Ich kann es nicht. Ich bin, ich zweifle. Sie können. Das gilt auch für alle Zuschauer. Evet, bu tabii ki bütün izleyiciler için de geçerli. Sie können zu Hause eine Liste schreiben, was wollen Sie nicht mehr haben. Das ist alles Negatives. Das können Sie aufschreiben und verbrennen. Sie können es ins Meer werfen. Sie können es in den Job, in den Abfall werfen. Yani bu listeyi izleyiciler de herkes yazabilir. Negatif ne varsa hayatında artık neyi istemiyorsa onu bir şekilde ya denize attın düşünsel olarak ya çöp kutuya liste olarak da atabilirsiniz. Zihinsel olarak da atabilirsiniz. Düşünerek neyi istemiyorsanız hayatınızda negatif şeyler. Darf ich ein Beispiel bringen? Bir örnek vermek istiyorum size. Den Vorträgen erkläre. Bu kongrelerde, konferanslarda nasıl anlattığımı. Ich habe einen Ring, der meinem Sohn sehr gut gefällt. Bir yüzüğüm var işte. Oğlum çok sever bunu. Beğenir yani. Kim beğenir? Oğlu. Kendi oğlu. Örnek yani size misal olarak anlatıyor. Das Beispiel ist für Menschen, die eine Krankheit haben. Bu örnek yani hasta olan insanlar için şu anda veriyorum bu örneği. Dieser Ring gefällt meinem Sohn sehr gut. Und wenn ich ihn jetzt in unserem Gespräch mir denke, ich schenke diesen Ring meinem Sohn. Evet, şu anda bu sohbet sırasında düşünce olarak hani oğlum bunu çok beğendiği için oğluma hediye ederim diye düşünürsem. Kann ich das so einfach denken oder muss ich da irgendwo einen Handstand dazu machen? Yani bunu böyle basitçe düşünebilir miyim yoksa onun yanında amuda mı kalkmak zorunda mıyım yani? Bir düşünce yeterli. Hiçbir başka bir şey yapmam gerekmiyor. Es ist ein Entschluss. Bu bir tek karara bakar. Ich schenke diesen Ring meinem Sohn. Oğluma bu yüzüğü hediye edeceğim. Ich muss nicht mal sprechen dazu. Yani konuşmam bile gerekmiyor. İçinden öyle düşündü, hissetti mesela. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh Herr Doktor, mir gefällt dieser Ring, den möchte ich gerne kaufen. Şimdi başka bir kişi, herhangi bir misal, gelir buraya ve der ki, aa bu çok güzel bir yüzük, ben bunu satın almak isterim, derse. Wem gehört der Ring? Yüzük kime ait o zaman?
satın almak isterim. Kapıldık. Karıştırdık. Korbattin. Es ist jetzt nicht, also wen gehört jetzt der? Bir şeyimi satın almak istese derim ne münasebet derim yani. Niçin? O değil. Var. Yok yok, hepsi misal düşünün. Yani biri gelir, bu yüzük artık ben de çok beğendim, sizden satın alabilir miyim? Evet. Satabilir mi Alexander Bey? Satabilir misiniz? Onu soruyor size. Ben? Ben bence satamaz. Başka biri satamaz. Neden? Oğluna söz verdi. Evet. Ha, genau. Aynen öyle. Also, oğluna söz verdi. Evet. Oğlundur o yüzük. Du kannst den Ring nicht mehr verkaufen. Weil du den dem Sohn versprochen hast. Yani artık benim değil demek ister. Ich habe den Ring noch an mir, aber kann, weil ich ihn verschenkt habe, gehört er mir nicht mehr. Yani yüzük hala benim parmağımda. Ama ben hediye ettiğim için artık sahibi ben değilim. Und das Beispiel ist für alle die sichtbare Krankheiten haben oder Schmerzen haben. Sie haben im Moment möglicherweise noch das Ekzem oder die Schmerzen, aber sie gehören ihnen nicht mehr. Ve bu örnek bir hastalığı, bir sorunu, işte örneğin bir ekseme sahibi olan insanlar için veriyoruz. Şu anda tabii ki bunu görüyorsunuz, diziniz ağrıyor olabiliyor. Ama aslında siz buna artık sahip değilsiniz. Verdiniz. Verdiniz takdirde, teslim ettiğiniz takdirde. Şimdi daha iyi anladım. Am Anfang hat man sicherlich noch Zweifel, weil man diese Lehre noch nicht verstanden hat. İlk başta tabii ki bu öğretiyi henüz anlamadıysanız şüpheler gelebilir. Aber wir haben so viele dokumentierte Heilberichte der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe, dass man, wenn man die liest, immer mehr ins Glauben hineinkommt. Und damit möchte ich an die Frau Dr. Dockendorf das Wort gerne weitergeben. Tabii ki şüphe edebilirsiniz demiştik biraz önce. Fakat tabii ki o kadar çok belgelenmiş, dosyalanmış, denetlenmiş, yorumlanmış başarı raporlarımız var. Ve tıbbı bilimsel ihtisas grubunun denetlendi demin bahsettiğimiz gibi. Ve onları tabii ki okurken siz o şüpheden vazgeçebilirsiniz. Çünkü diyebilirsiniz ki bir başka kişi bunu yaşadıysa benim de başıma gelir. Ve tabii ki şimdi tekrar bu konuya dönmek için Bayan Dockendorf'a sözü vermek istiyoruz. Ya. Ich möchte mich jetzt wirklich ganz speziell an Ärztinnen und Ärzte in Zypern wenden. Ben şu anda özellikle Kıbrıs'taki doktorlara söz hitap etmek istiyorum. Pardon. Ja, wir sind durch das Studium und dann durch den Beruf ganz auf unseren Verstand konzentriert. Biz tabii ki meslekten dolayı ve tabii ki o mesleğe erişmek için yaptığımız üniversite eğitimden dolayı tamamen mantıksal düşünmek zorundayız aslında. Wir müssen ständig Befunde kontrollieren. Röntgenbilder beurteilen, zu einer Diagnose finden. Bir teşhis bulabilmek için işte raporlara bakmak zorundayız, röntgenlere bakmak zorundayız. Und wir verlassen uns dabei auf unseren Verstand. Ve tabii ki bunları yaparken sürekli mantığımızla hareket ediyoruz. Evet. Und ich habe durch diese Lehre von Bruno Gröning einen völlig neuen Zugang bekommen zu einem Wissen, von dem ich vorher keine Ahnung hatte. Ve bu Bruno Gröning öğretisi vasıtasıyla daha önce hiçbir şekilde bilmediğim, haberdar olmadığım bilgiye bir giriş anahtarcı almış oldum.
Man kann davon ya nirgendwo lesen. Çünkü bunu hiçbir yerde okuyamazsınız. Yani bilgi sahibi bilgiler bilgi sahibi olmak için bir şey pek bulamazsınız. Außer von unserer Webseite. Ya. Tabii ki bizim web sayfamızın dışında. O da ekranda. Aber ich habe hier erfahren, dass jede ja. Ich habe auch hier erfahren, dass es einen völlig neuen neues Verständnis gibt für die Entstehung von Krankheiten. Burada hastalığın oluşum için bambaşka bir bakış açısı değil, pardon, verständnis, anlayış olduğunu ben öğrendim. Wir suchen ja in der Medizin nach einer Ursache von einer Erkrankung. Yani tıpta biz bir hastalığının nedenini araştırıyoruz, neden oluyor. Und das suchen wir im Körperlichen. Ve tabii ki bunu biz bedensel alanda arıyoruz nedenini. Und es gibt eine Sparte, wo die Psychosomatik, in der Psychosomatik weiß man, dass Krankheiten, die auf seelischer Ebene entstehen, dann im Körperlichen in Erscheinung treten. Das wird in der Medizin als Psychosomatik bezeichnet. Evet, şimdi psikomatik kelimesi, bilmiyorum Türkçe'de tam nasıl, şunu ifade ediyor. Yani ruhta oluşan bir rahatsızlık gene ruhsallıkla çözülebilir. Onu biliyoruz tıpta. Das sind ganz bestimmte Krankheiten. Und dafür wird dann für den Körper ein Arzt gebraucht, der die Symptome behandelt. Internist oder Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ve bu semptomları tedavi etmek için tabii ki bir doktora ihtiyaç var. Yani bedende çünkü kendini belirtir. Bir dahilici olabilir ya da başka herhangi bir uzman alan. Ja, und der Psychotherapeut oder Psychologe behandelt die Seele. Ve psikoterapeut, psikolog olan doktorlar ruhsal sorunları tedavi eder. Und durch diese Lehre weiß ich, dass weder der Internist noch der Psychologe arbeiten müssen, sondern ich kann diese Belastung, diese Erkrankung geistig abgeben. Evet ve bu öğreti bana şunu gösteriyor. Aslında ne psikolog ne doktor çalışmak zorunda değil aslında. Yani ben şahsen bir hasta olarak bu rahatsızlığı, bu hastalığı rahatsızlık, hastalık evet, olarak biz terim ediyoruz. Rahatsızlık verici olduğu için semptomları. Ben, wie war jetzt das letzte? Kann das, man kann das geistig abgeben. Ya, tinsel olarak, yani ruhsal diyelim, bunu verebiliriz. Yani teslim edebiliriz. Bu benim, yani herkesin kendi elinde olan bir şey. Ja, dazu braucht man nicht den Verstand. Ya, ve bunu yapabilmek için mantığa da ihtiyacımız yok. Sondern das Herz. Kalbe ja. ihtiyacımız var, evet. Weil dann nimmt man die Heilkraft auf. Çünkü ancak nach o zaman teslim ettikten sonra rahatsızlığı ya da hastalığı, o zaman ancak şifa gücü alabilirsiniz. Und dadurch passieren viele Heilungen. Ich habe selber gesehen. Ve bu yüzden de çok şifa gerçekleşebilir. Ben şahsen çok şifalar şahidim. Das müssen ja nicht immer große Heilungen sein, von unheilbar. Tabii ki bu her zaman böyle çok büyük işte iyileşmez hastalıkların şifası olmak zorunda değil. Das sind kleine Sachen. Eine Brandblase zum Beispiel, verbrannt, die küçük Haut verbrannt. Küçük şeyler örnek de verebiliriz. Yani küçük yanıklar mesela. Oder Schmerz im Knie. Oder ya da diz ağrılar. Bel ağrıları. Egal, evet. Ich trenne mich. Her ne olursa olsun. Ayırmak gerekiyor. Yani kendimi ayırmam lazım hastalıktan. Ja, und man gibt es Gott. Ve Allah'a teslim edin. Und bittet um die Gesundheit. Ve sağlığı rica ediyorsunuz. Für Ärzte ist das sehr schwer verständlich. Yani
doktorlar için bu çok anlaşılması zor bir konu. Genelde. Weil sie die Erfahrung nicht gemacht haben. Çünkü öyle bir tecrübe henüz edinmemişler. Aber jeder Arzt sollte wissen. Bruno Gröning hat gesagt, die Krankheit ist das Böse. Fakat her doktorun da bilmesi gerektiği gibi Bruno Gröning şöyle demiş. Hastalık aslında kötülüktür. Und wir Ärzte beschäftigen uns nur mit dem Bösen. Ve tabii ki biz doktorlar sürekli kötülükle meşgul oluyoruz. In unserem Beruf jeden Tag. Her gün mesleğimizde öyle oluyor. Wir behandeln das Böse, wir geben Ratschläge, wir geben Medikamente. Biz kötüyü tedavi etmeye ediyoruz. İlaç veriyoruz, tavsiye veriyoruz. Wir haben es ja nicht anders gelernt. Es ist ja auch in Ordnung so. Biz çünkü böyle öğrendik ve tabii ki bu şekilde devam eder sistem. Aber der Arzt sollte wissen, dass er sich, wenn er nach Hause kommt, frei macht von diesem Bösen. Sich trennt geistig. Doktorlar da bilsinler ki hani akşam işten eve geldiğinde kendini gün boyunca yaşadıklarından ayırması gerekiyor. Und einfach die Heilkraft aufnimmt. Er muss es lernen, das. Ve kendi Heilkraft yani şifa gücünün alması da gerekiyor. So viele Ärzte leiden an Burnout. Çok fazla doktorlar burnout sendromu var şimdi Türkçesi nedir? Yani evet, bitkinlik tamamen bitkin oluyorlar. Yorgunluk sendromu. Tükenmişlik sendromuna yakalanmışlar birçok doktor. Sırf bu yüzden çünkü sürekli bu kötü şeylerin, kötü enerjinin içindeler aslında. Es kommt durch die Überlastung, berufliche Überlastung und durch die Verbindung mit immer Kranken, immer Kranke. Yani bunun bir nedeni sürekli zaten bu meslekte fazla mesai yapıyorsunuz, çok çalışıyorsunuz. İkinci neden de tabii ki sürekli bu hastalardan, hastaların enerjisinin içerisindesiniz. Evet, zaten doktorumuz o yüzden hazırlığı da ölsün. Was sagst du? Das ist auch der Grund, warum du so schwer erkrankt warst, ja, wahrscheinlich. Ja, ich hatte auch. Tabii ki. Ja. Psycho-Onkologe. Psycho-Onkolog olarak çalışıyordu o zaman. Çünkü şimdi yapmıyorsunuz değil mi? Yapmıyor değil mi? Jetzt machst du das aber nicht mehr, sagt sie. Fragt sie. Yok, yapamadı. Yapamadınız. Ne iş yapıyorsunuz şu anda? Was machen Sie denn jetzt? Jetzt gebe ich diese Lehre weiter. Şimdi bu öğretiyi yayıyorum. Dass jeder Mensch gesund werden kann. Yani her insanın iyileşebilmesi için buna gönül verdim. Evet, aynı şey. Ve daha iyi. Bruno Gröning hat gesagt, überzeugen Sie sich selbst. Sie müssen mir nichts glauben. Überzeugen Sie sich. Und das gilt gerade für die Ärzte. Evet, Bruno Gröning dedi ki, siz kendiniz kanaat getiriniz. İkna olunuz yani. Ve bu özellikle doktorlar için de geçerli olan bir söz. Aber wir müssen als Arzt auch bedenken, was wir dem Patienten weitergeben, was wir ihm sagen. Biz tabii ki doktor olarak düşünmeliyiz ki neyi söyleyebilirim hastama, neyi aktarabilirim. Wir sollen ja Hoffnung weitergeben. Biz umut vermeliyiz hastamıza. Und die Kraft, dass sie gesund werden. Ve iyileşme gücü ve inancını aktarmalıyız. Und wenn der Arzt glaubt, dass sein Patient gesund wird, weil er die Erfahrung gemacht hat, es gibt kein Unheilbar. Ve doktor daha önce devasız hiçbir şeyin olmadığını daha önce kanaat getirebildiyse tabii ki hastaya bu umudu, siz iyileşecek umudu ona aktarabilir. Ancak onu o zaman yapar. Kendisi. Der Patient spürt es im Herzen, dass der Arzt weiß, ich werde gesund und dann glaubt er es auch. Ve hasta tabii ki kalben bunu hisseder. Yani doktorum benim iyileştiğime inanıyor.
bu inanılmaz bir umut veriyor tabii ki. Und das ist eine Macht in Händen der Ärzten, die wir als Arzt, das ist uns nicht bewusst, was wir für eine Macht haben. Ve tabii ki biz doktorlar bu nasıl bir güce, nasıl bir evet güç aslında sahip olduğumuzun farkında bile değiliz. Hepimiz belki de. Ya özellikle doktor yani bu onun elinde artık umut verebilir ya da tersine. Öyle yaşayacaksın. O da kan artık. Umgekehrt auch sagen, naja, kann man nichts mehr machen. Das ist diese Macht. Ja, das ist diese, aber das ist der Glaube, wenn der Arzt glaubt, mein Patient wird gesund, weil er es ja erfahren hat. Ich weiß, wenn ein Patient vor mir sitzt, egal was er hat. Bruno Gröning sagte, es gibt kein Unheilbar, jede Krankheit ist heilbar. Yani şöyle diyebiliriz. Ben doktor olarak devasız olan bir hasta. Yani devasız kelime kesinlikle artık iyileştirilemez. Teşhisi konan hastalara bile ben gördüm ki bu Bruno Gröning arkadaş çevresinde raporlar var, elimizde şeyler var. Bir insan doktor bunu dediğine rağmen sen iyileşemezsin dendiğine rağmen iyileşti. Çünkü Bruno Gröning bize devasız bir şey olmadığını söyledi. Her şey iyileşebilir. Her hastalık iyileşebilir. Bunu bir doktor gördüyse, ikna olduysa ancak o zaman hastaya da ne olursa olsun siz iyileşeceksiniz inancını yansıtabilir. Ja, und wenn ich diese Überzeugung und diese Erfahrung nicht gemacht hätte, würde ich da nicht sitzen. Ve tabii ki ben şahsen böyle bir tecrübe edinmeseydim, böyle bir kanaatim olmasaydı, şu anda burada zaten oturamazdım. Burada programımızın sonuna geldik. Wir sind am Ende des Programms. Sie möchte noch gerne. Okay. Ben 2008 yılında Bruno Gröning arkadaş çevresiyle tanıştım. Şöyle ki, ben o zaman İstanbul'da bir merkeze giderdim. Ruhsal geliştirme merkezine giderdim. Programlara katılmak için bana sürekli internet üzerinden program gelirdi. Ve ben Alexander Bauer ismini, Bruno Gröning ismi bile yoktu. Alexander Bauer diye biri gelecek işte şifa merkezinden biraz yanlış bilgi verildi. Hani işte şifa ile ilgili zaten senelerdir uğraştığım için merak ettim ve gittim oraya. Ve hem Bay Bauer'ı gördüm tabii ki konuşurken ilahi bağlantıda olduğu için çok güzel parlıyordu. Gözlere etkiledi ama tabii ki bu resmi ben gördüm ve bir şeyler idrak ettim, ağladım, bir şeyler çözüldü. Ve artık arayışımın sonuna geldiğimi hissettim. Yani hep Allah'a aradım ben yaşamım boyunca. Çeşitli yollarla işte ne bileyim yoga yaparak, qigong yaparak, spiritüel öğretiler, enerji çalışmalar, en son reiki yapmıştım zaten. Fakat her şey benim için sıfırlandı ondan sonra. Çünkü öyle bir güç hissettim ki ve öyle bir eve vardım artık. Yani arayışımın sonuna geldim diye bir his oluştu içinde ve gerçekten de her şeyi bıraktım. Hani reiki'yi de bıraktım, şeyi de bıraktım. Sadece burada şifalar da aldım tabii ki. Yani belki başka zaman fırsat olur anlatmak için ama gerçekten inanıyorum ki bütün insanlık için geldiğine bir yardımcı Allah'ın bir hizmetkarı olarak ve istiyorum ki ben de istiyorum yani insanlar bundan haberdar olsunlar. Ve Türkiye'de özellikle yaşam yolum beni Türkiye'ye getirdiğine tabii ki Türkiye'den sonra pardon Kıbrıs'a geldiğime de inanıyorum. Yani Allah'ın benim için öyle bir yol öngördüğüne çok gönülden inanıyorum.
Programımızın sonuna geldik. Son olarak önce doktorlarımızdan alalım son kelimelerini, sonra Hüseyin Hanım sizden alalım. Son neler söylemek isterler ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize? Wenn ihr dann noch was zum Abschluss sagen möchtet, die Schale, wollt, son sözü Schale'ye veriyoruz. Son yok. Pardon. Doktorlarımızın sevgili noch, Elisabeth ve Alexander son olarak bizi Abschluss. İzleyen izleyicilerimize neler söylemek isterler? Ob ihr den Zuschauern noch etwas weitergeben möchtet. Zum einen möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass die eine Unterorganisation der United Nations dem Freundeskreis Bruno Gröning den Peace Pool Award verliehen hat. Kısacası şu United Nations'ın bir alt grubu olarak bilinen bir organizasyonun Bruno Gröning arkadaş çevresine New York'ta bir barış ödülü layık görüldüğüne anlatmak istedim. Johannes Paul II, der Papst, hat diesen Preis auch bekommen. Dalai Lama hat diesen Preis bekommen. Mutter Teresa hat diesen Preis bekommen. Bu ödüle bundan önce de Papa Paul Johannes II'si layık görüldü. Teresia anası var, Mother Teresia ve Dalai Lama da bu ödüle layık görüldüler daha önce. Dieser Preis ist gegeben worden, weil man sich überzeugt hat, dass diese Lehre den Frieden in die Welt hineinbringen wird. Neden bu ödül verildi? Çünkü artık kanaat getirilmiştir ki bu öğreti dünyanın barışına yardım ettiğine, yani barış olmayı teşvik ettiğine dair İnanç oluştuğu için, evet. Und wir wollen den Frieden und die Hilfe und Heilung durch Bruno Gröning in das Land Zypern reinbringen mit den Vorträgen, die wir die nächsten Tage halten und auch durch den Dokumentarfilm über Bruno Gröning. Bei diesem Film sind viele große Heilungen geschehen. Ve biz de bu huzuru, bu barışı Kıbrıs'a da getirmek istiyoruz. Bu konferanslar vererek ve tabii ki belgesel filmi de izlettirerek. Bu belgesel film ile de zaten burada da yayımlandı ya da izleyeceğiz. Çok şifalar gerçekleşti. Onu biliyoruz. Und ich wollte noch erklären, wie man sich einstellt und diese Kraft aufnimmt. Vielleicht kann das die Schale in ihrem Schlusswort noch machen. Evet, ve aslında einstellen nasıl yapılır diye açıklamak istedim. Ama belki de Schale Hanım son sözünde bunu daha güzelce anlatabilir. Jeder Mensch kann das machen. Her insan bunu yapabilir. Danke. Çok teşekkürler. Elizabeth, sizden de alalım son kelimenizi. Ich möchte alle Zuhörer darauf aufmerksam machen, nie zu vergessen, dass es kein Unheilbar gibt, dass Gott der größte Arzt ist. Ben bütün izleyicilere şunu hatırlatmak istiyorum. Hiçbir zaman unutmasınlar ki Allah'ın en büyük hekimi olduğunu ve devasızlığın olmadığını. Und von ganzem Herzen wünsche ich mir, dass viele Ärzte das gehört haben oder sich das anhören und dass sie das in ihr Herz aufnehmen und dass sie es überprüfen. Ve tabii ki birçok meslektaşlarım, yani birçok doktorum da bu yayını görmelerini, bu sözleri işitmelerini ve kalben bunu algılayıp ve denetlemelerini gönülden arzu ediyorum. Tabii, onu diliyorum, evet. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Danke schön. Evet. Sevgili Petra, çok teşekkürler. Çok yorduk seni. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkürler. Biz de bekleriz inşallah. Sevgiyle. Sağ olun efendim. Aynen. Son olarak Cale ablacığım neler söylemek istersin? Evet. Ben son olarak söylemek istediğim şu. Gerçekten bu Bruno Gröning öğretisiyle ilgilenen veya ilgilenmek isteyen, bir şekilde bize ulaşmak isteyenler için
Her zaman için telefonlarımız ve iletişim numaralarımız verilmiştir. Evet. Zaten siz de yayınlıyorsunuz. Bize ulaşabilirler ve bu konferanslarımızı takip etsinler. Konferanslardan sonra da yine aynı şekilde biz devamlı birliklerimizde 3 haftada bir bu öğretiyi sunuyoruz. Giriş veriyoruz, birlik saatleri oluşturuyoruz. Ayda bir kez muntazam olarak ayın son pazarı Girne'de, Girne Amerikan Üniversitesi'nde Millennium Kongre Salonu'nda bu belgesel filmi 3 bölüm halinde koyuyoruz. Çok daha detaylı bilgilere de ihtiyaçları varsa Einstein gibi mesela onu da gelip birlik saatlerimizde, giriş seanslarımızda detaylı bir şekilde öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Einstein'in farklı bir şey mi? Einstein işte tamamıyla bu bağlantıyı ilahi enerjiyle kurulacak bağlantının nasıl yapılacağı ve bunun neticesinde neler hissedildiği, hislere göre de nasıl düşünebilecekleri veya nasıl bir düşünce şekli, bir bakış açısı geliştireceklerinin detaylarını veriyoruz. Okay. Ve burada tamamıyla aslında biraz önce de çok konuşuldu ama inanç ve istek çok önemli, teslimiyet çok önemli. Bunun da ötesinde inanmaktan ziyade bilmek önemli. Yani bu suyu alıp içebileceğimi her an nasıl gayet rahatlıkla bilebiliyorsam, verdiğim, teslim ettiğim şeylerin de aynı rahatlıkla, aynı şekilde olabileceğini bilmem önemli. O noktaya geldiğimizde zaten yapamayacağımız hiçbir şey yok. Çok doğru. Çok çok teşekkürler tekrar. Rica ederim. Biz de kolay gelsin. Biz size teşekkür ediyoruz. Böyle bir program ayırdınız şimdi. Teşekkürler. Peki şeyin verileceği, programın verileceği evet. şeyleri burada tekrardan şey yapacak mısınız? Konferansları? Yoksa, hayır. Sunulacağı saatleri ve filmin evet, evet, de evet. Şeyini. Şimdi mi, daha sonra mı yaparsınız? Filmi hemen programdan sonra Bruno Gröning belgeseli yayınlanacak. Hı hı. Bunu sevgili izleyicilerimiz de söylüyorum. Bu programımızdan sonra Bruno Gröning öğretisinin belgeseli, yani Bruno Gröning gördüğünüz bu fotoğrafta gördüğünüz bu kişinin belgeseli yayınlanacak. Biraz uzundur, onu parçalara sahneye 3 bölüm halinde. Bu programımızın tekrarı olacak. Pazar günü, cumartesi zaten yayınlandı saat. Pazar saat 11'de ve pazartesi yine saat 11'de 3 bölüme, sabah 11'de 3 bölümde filmde yayınlanacak. Umarım izlersiniz, kaçırmazsınız. Zaten belgeselini seyredebilirlerse çok detaylı bir bilgi alacaklardır bu konuyla ilgili. Evet. Çok çok teşekkürler tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Az TV izleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.